Değerli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Diyanet TV ekranlarında canlı yayınla iyilik vaktine hoş geldiniz. Bu akşam yurt dışındaki vatandaşlarımız, kardeş topluluklarımızla Türkiye'de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini üstlenerek dünyanın dört bir yanına gönüllü iyilik elçileri gönderen güzide bir devlet kurumumuzu konuşacağız. İhsan Açık hocamla birlikte iyilik vaktinde bu akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yani hepimizin bildiği kısa adıyla YTB Başkanı Abdullah Eren Beyefendi'yi konuk ediyoruz. Sohbetimize geçmeden önce programımıza YTB'den bir iyilik hikayesiyle başlıyoruz. Benim adım Cemil Muanca, 20 yaşındayım. Liseyi bitirdikten sonra en büyük hayalim üniversite okumaktı ama bu yaşadığım yerde neredeyse imkansızdı. Çünkü yaşadığımız yer çok fakir bir yer. Burada her şey çok zor. Zaten her şey bu imkansız günlerde olmaya başladı. Bir gün çocuklara defter ve kitap almak için başkent Kampala'ya gittim. Şehirde dolaşırken bir ilan gözüme çarptı. Üniversite okumak isteyenlere yardım edileceği yazıyordu. İlan Türkiye Büyük Elçiliği'nin duvarında asılıydı. Birden içimi müthiş bir heyecan kapladı. İnternet kafeye koştum. Başvurumu yazıp telefon numaramı bıraktım. Türkiye'ye gitmek için bol bol dua ettim Allah'a. Allah'ım bana bir baksana, Türkiye'ye gitmek istiyorum ya. Çok çok yani her zaman her namaz bittikten sonra dua ediyordum. Sürekli mailimi kontrol etmem gerekiyordu ama çok büyük bir problemim vardı. Yaşadığım yerde internet yoktu. İnternetin olduğu en yakın yer saatlerce uzaktaydı. Bu problemi kesinlikle çözmem gerekiyordu. Çünkü bu hayatımın en önemli fırsatıydı. Her hafta sonu maillerimi kontrol etmek için şehire gitmek zorundaydım. İlk yolculuğumu yürüyerek yaptım ve tam 6 saat sürdü. Beklediğim mail gelmemişti. Çok yorulmuştum. O hafta bisikletle şehire gittim ve beklediğim mail gelmişti. Kayseri Yerciyes Üniversitesi İktisat Bölümünde okuyacaktım. İnanılmaz bir duyguydu. Çok mutluydu. Yolculuğum 8 saat sürdü ve ben heyecandan bir dakika bile uyuyamadım. Şimdi ise dil kursunda Türkçe öğreniyorum. Biz küçük yaşlarda İngilizceyi öğrendik. Ve bize bu dilde Afrikalıların ve Afrika'nın fakir olduğu öğrettiler. Şimdi ise Afrika'nın aslında zengin bir yer olduğu öğrendim ve bunu Türkçe'de öğrendim. Sadece ben değil, dünyanın her yerinden gelen çocuklar Türkçe öğreniyoruz. Annemle vedalaşırken bana annem gittiğin yerde sana sahip çıkanlara layık bir insan ol demişti. Sana yüreklerini açan o insanlara sonsuz şükranlarımı ilet. Seninle kalbimi ve yüreğimi yolluyorum. Bir de bu hediyeyi gönderiyorum.
Evet, iyilik vaktine bu hafta bu duygu dolu iyilik hikayesiyle, Ugandalı Cemil'in hikayesiyle başladık. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren Beyefendi şu an konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Ahmet Burak Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Allah razı olsun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de iyisiniz inşallah. Süper elhamdülillah. Bugün biraz gençlik aşısı var inşallah. Daha güzel olacak. İnşallah. Ben aslında bizim rutin standart diyelim artık geleneksel hale gelen sorularımıza başlayacağım ama Ugandalı Cemil'den biraz bahsedelim. Evet. Eğer uygun görürseniz. Bunun gibi nice Afrikalı kardeşimizin hayallerinin gerçekleşmesine vesile oluyorsunuz. Bu kardeşimiz gibi nice kardeşlerimiz var. Ugandalı Cemil'in hikayesi aslında devletimizin merhamet yüreğinin bir anlamda yansıması. Afrika'nın çok farklı bölgelerinden, Sahra Altı Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan, çok farklı ülkelerden Türkiye'ye uluslararası eğitim almaya, üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi almaya öğrencileri getiriyoruz. Devletimizin resmi bursu olan Türkiye Bursları Programı'nı 2011 yılından itibaren Yurtdışı Türkler Başkanlığı derifte etmekte. Bizler yürütüyoruz. Bu kapsamda da dünyanın 170 ülkesinden öğrenciyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Aslında bu başlı başına bir iyilik hareketi. Ve bu kapsamda en başarılı öğrencileri getirmeye çalışıyoruz muhakkak. Tabii ki bölgeden bölgeye en ihtiyacı olan, en muhtaç durumdaki ülkelere ve öğrencilere odaklanmaya çalışıyoruz. Ama ikisi arasında bir optimum dengeyi tutturmaya çalışıyoruz. Zira bu burslar milletimizin vergileri ve devletimizin bütçesinden karşılanıyor. Dolayısıyla bu burs alan arkadaşlarımız bunu hak ettiğine emin olmamız lazım. Fakat diğer taraftan Türkiye'nin işte Türkiye Diyanet Vakfımız gibi vakıflarımız aracılığıyla ve kamu kurumları aracılığıyla dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirmiş olduğu bir insani kalkınma modeli var. Türkiye modeli aslında. Bu insani kalkınma modeli, Türkiye modeli gittiği yerde almadan veren ve bu kapsamda karşılıklı beraber kalkınmayı önceleyen bir model. Bunun öncülerinden bir tanesi de işte Türkiye bursları. Bu kapsamda biz her yıl Afrika'dan 1000'e yakın öğrenciyi, Cemil gibi başarılı öğrenciyi Türkiye'ye üniversite eğitimi almak için üniversitelerimize getiriyoruz. YÖK'le beraber, KYK'larla beraber, göç idaremizle beraber, üniversitelerimizle beraber bu programı yürütüyoruz. Tabii Cemil hikayesi çok dokunaklı olduğu için işin doğrusu böyle bir filme de alındı. Ama Cemil gibi inanın onlarca yüzlerce kardeşimiz var. Az evvel filmde izledik. Cemil hakikaten Ugandalı'nın başkenti Kampala'ya çok uzak bir yerde, taşrada bir köyde yaşayan, 6 saat yürüme mesafesiyle uzak bir yerde yaşayan kardeşimiz. Bir gün bir iş için geldiği başkentte Büyükelçinin önünden geçerken bizim afişlerimizi görüyor ve bu kapsamda burslarımıza başvuru yapıyor. Fakat internet yok. Çok zor başvuru yapıyor. Sürekli mailini check etmesi lazım. Köyden şehre gelmesi lazım. Yürüyemiyor her seferinde. Bisiklet alıyor. Onunla gelip gidiyor. En sonunda Türkiye burslarını kazandığını hakkıyla, bileğin hakkıyla kazandığını öğreniyor. Ve işte annesiyle bu heyecanını paylaşıyor. Geldi Cemil. Türkiye'de Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi okudu. Mezun oldu. Ülkesine döndü. Ve şu an orada hizmetlerine devam ediyor. Cemil gibi onlarca, yüzlerce kardeşimiz, arkadaşımız var. Cemil onlardan sadece bir tanesi. Evet. Allah sayılarını artırsın diyelim. Allah sayılarını artırsın. Emeği geçenlere teşekkür edelim bu güzel hizmetlere. Aslında burada biraz da iyiliğin bir tarifini yapmış oldunuz. Evet. Değil mi? Şüphesiz. Sizce iyilik nedir o zaman? Evet. İyilik aslında fıtratımızın gereğini yapma. İnsan olmaklığımızın gereğini yapma iyilik. Yaratılışımız gereği. Biz fıtraten aslında tabii ki böyle yaratıldık ve biz ahsen-i takvim üzerine Rabbimiz bizi dünyaya gönderdi. Bu kapsamda iyilik aynı zamanda bir olma hali, iyi olursunuz ama aynı zamanda bir eylemlilik gerektirir. Bir eyleme halidir iyilik. Dolayısıyla biz ya bir şeyle beraber ya bir şeye rağmen iyi oluruz. Tek başımıza iyi olmanın salt bir anlamı vardır ama çok kıymeti harbiyesi yoktur. Nitekim Farabi de yanlış hatırlamıyorsam Erdemli Şehirler kitabında şöyle bir ifade kullanıyor. Başkası için de bir iyiliği istemedikçe o iyilik ahlaki bir erdeme dönüşmez diyor. Veya bir işi işleyen kişi sadece kendisi hayır görüyorsa, fayda görüyorsa o hayırlı bir iş olabilir ama bir erdem değildir. Dolayısıyla biz yaratılışımız gereği de ilk insanda çift yaratılmıştı. Dolayısıyla biriyle beraber bir toplumun içerisinde ailemizle, çevremizle, komşularımızla bir toplumun içerisinde yaşıyoruz ve var oluyoruz. Dolayısıyla
iyi olma hali iyilik yapmayı da iktiza ettiriyor. Dolayısıyla biz fıtratımız gereği iyiyiz, iyi olmak durumundayız, iyilik yapmak durumundayız ve iyiliği de çoğaltmalıyız. Dolayısıyla iyilik insan olmanın, insanın kendi özündeki cevheri keşfetmenin adı diyebiliriz. Ömrümüz boyunca da bu yolculuğun içerisindeyiz. Bizler çünkü yaratılış itibariyle bir cesedimiz var. Çamurdan yaratıldı. O yine çamur toprak olacak. Bir de Allah-u Teala'nın ayette de ifade buyurduğu gibi bir ruh üflendi bizim içimize. Dolayısıyla varlığımız iki ana unsurdan oluşuyor. Bir tanesi yaratılıyor ve sonra yok olup gidiyor ceset. Ama bir tanesi baki ve hep de baki kalıyor. İşte o baki kalanı tam anlayabilmek için bu dünyada ona ulaşabilmek için, kamil insan olabilmek için iyiliği sürekli üretmemiz, yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bir iş olarak aynı zamanda hem de devletimizin bir kamu kurumunda iyilik yapmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyelim ve bunu hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah altından kalkabiliyoruzdur. Evet. İyiliğin çok tanımı vardır ama benim aklıma bu geldi şimdilik. Öyle sizin de sorduğumuz buydu zaten. Evet. Çok çok güzel oldu. Allah razı olsun. Bir de böyle hiç unutamadığınız pek çok iyilik vardır muhakkak. Çocuklukta, ailede, okulda veya mevcut görevinizde filan. İyilik hikayesi var mı? Bir ya, iyilik hikayesi. Ahmet bırakma. İhsan hocam aslında benim hikaye şöyle. Şöyle ifade edeyim. Ya bir tane hikaye yok, bir sürü var ama. Benim annem, ben kendim bildim bileli hayır işleriyle uğraşır. Annem hafız ve herkes hafız anneder bulunduğumuz muhitte. Yaklaşık 30-35 yıldır fakire fukaraya, garibe gurabaya, kendimizden ama daha çok da zenginden alıp fakire vermek suretiyle hep yardımda, hayır hasenatte bulunur. Biz çocukluğumuzdan beri ailecek, abim, ablam hep bu iyilik hareketinin bir nevi içerisinde olduk. Dolayısıyla aslında benim anlatabileceğim onlarca, yüzlerce hikaye var o tarafta. Çünkü biz tabii bunu amatör olarak hep yapıyorduk. Ama bir vakıf gibiydiniz belli ki. Son 4-5-6 yıldır bunu bir kurumsal yapıya kavuşturduk bizim ısrarımızla. Artık annemize çok söyleye söyleye. Hayır Evi Derneği diye bir derneği var annemin. Ama yıllarca bu iyilik hizmetin içerisinde olduk ve birçok insan hakikaten bu süre içerisinde kalbine dokunmaya çalıştık. Benim ama hemen çalıştığım alanla alakalı bir iki iyilik hikayesi geliyor. Mesela İzmir depreminde bizim bir Ali kardeşimiz var. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde hocam. İslami ilimler okuyor. Ve Tömer'de de 2017'de geldi. Döneminin birincisi olmuştu. Maşallah. Ali kardeşimiz Rıza Apartmanı, Ahmet Burak Bey, depremde yıkıldığı zaman oraya gönül olarak gidiyor kendiliğinden. Oradaki yardımlara katılıyor. Mesela bu çok güzel bir iyilik örneği olabilir. Hiç yönlendirmeden. Biz de daha sonra basından gördük. Fil dişili bir arkadaşımız, siyahi bir genç, çok iyi Türkçe konuşuyor. Erzak götürüyor, insanlara battaniye götürüyor vesaire. Yine bizim Viyana'da vatandaşlarımızdan Kasım ayındaki terör saldırısında canını içe sayarak Recep Tayyip ve Mikail adında iki genç kardeşimiz var. Çok cevval gençler. Bu gençler Viyana'daki terör saldırısında Viyana polisini ve Avusturyalı vatandaşların hayatlarını kurtardılar. Ve orada da ödüle layık görüldüler. Yine Avrupa'da bu korona sürecinde bizim de destek verdiğimiz STK'larımız maske üretti hocam. Önlük üretti. Almanya'da Hagen şehrinde huzur evine götürdüler. Almanlar hiç böyle bir şey beklemiyordu. Huzur evinde 80-90 yaşında Alman yaşlılar. Kendilerine Türkler maske örmüş, önlük örmüş getirmişler. İnanılmaz mutlu olmuşlardı. Yine Fransa'da Safiye ablamız özür diliyorum. Bir de şarkıyla teşekkür ettiler değil mi? Evet, şarkıyla teşekkür ettiler. Aynen öyle. Fransa'da Safiye ablamız çalıştığı hastanede, temizlikçi olarak çalıştığı hastanede önlük dikerek hastaneye katkıda bulunuyor ve ulusal liyakat nişanı almıştı. Bunun gibi bir sürü hikaye var. En son tabii beni en çok etkileyenlerden bir tanesi Karabağ zaferinde hocam, Azerbaycan'ın. Tam zafer kazanılmadan bir iki hafta önce muhatap kurumumuzla orada çok iyi ilişkilerimiz var. Fuat Muradov Bey'le, Diyaspora Kurumu'nun başkanı, bakan seviyesinde. Orada Bakü'de kendisini ziyaret ettik. Gence'ye de gittik. Biliyorsunuz sivil şehitlerimiz var. Tabii orada Bakü'de Polat Haşimov, Türkiye mezunu kendisi, generalimiz. Tovuz'da şehit oldu Azerbaycan için. Onun ailesini ziyaret ettik. Şimdi inşallah bir son olarak bir iyilik örneği olarak bunu vereyim hocam. Bu sene Azerbaycan'da şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerin evlatlarını da Türkiye burslarından faydalandırmayı düşünüyoruz inşallah. Başvurularımız başladı. Çok iyi, çok güzel.
bir çırpıda sayabiliyoruz. Evet. Tabii bireysel hayatımıza dokunan çok fazla örnek de var. Ben bir önceki görevimde bu kurum başkanı olmadan evvel başbakanlıkta başbakan müşavir olarak çalışıyordum. Ve başbakanlarımızın yanındaydım mobil olarak nereye giderlerse. Çok fazla talep geliyordu. Hepsini almaya, not almaya, elimden geldiğince yardımcı olmaya, karşılamaya çalışıyordum. Bu anlamda insanların bir hayır duası, bir Allah razı olsun demesi tüm yorgunluklara değiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunlara da bu örnekleri verebilirim. Evet. Şimdi biraz da tabii YTB'den konuşalım. Evet. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan bahsedelim istiyorum. Onunla ilgili de çok sorun var. Önce 10 yıllık bir evet. iyilik hareketi bizim gözümüzde YTB. 2010'da kuruldu değil mi? 2010'da. Neden kurulduğundan biraz bahsedelim. Ondan sonra yavaş yavaş bugünkü faaliyetlere gelelim başkanım. Tabii neden kuruldu sorusu hakikaten iyi cevabı, iyi bir cevabı. İyi ki kurulduğun anlamında neden kuruldu? Evet. Evet. İyi ki varsınız da. Neden kuruldu sorusu çok doğru bir soru. İyi bir cevabı da hak eden bir soru. Çünkü neden kuruldu sorusu Türkiye'nin aslında son 20 yıllık hikayesini de içeren bir soru. Ahmet Burak Bey tabii Türkiye son 20 yılda hocam da yurt dışına gittiğinde çok yakinen görüyordur mutlaka sizler de öyle. Dış politikasında bir paradigma değişimine gitti. Bir ölçek büyüttü adeta. Bir gömlek değiştirdi. Yani küresel, bölgesel meselelerle daha yakından ilgilenmeye çalıştı. Belki de aslına döndü esasında. Evet, aslına döndü tabii. Orası muhakkak. Ama bu aynı zamanda bir meydan okumaydı Türkiye için. Bir özgüven göstergesiydi. Ve bunu eğitim diplomasisiyle, kültür diplomasisiyle, kalkınma yardımlarıyla, hayır hasanatla ve diğer taraftan da askeri ve tabii ki şüphesiz istihbari gücüyle. Bunların hepsini bir arada içeren bir dış politika paradigma değişimi ile beraber başardı. Bu kapsamda Türkiye az evvel sizin dediğiniz gibi geçmişini de keşfederek şunu gördü. Yani dünyanın çok farklı noktalarında Türkiye'ye muhabbet duyan, Türk halkına, Türk insanına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne muhabbet duyan, bir şekilde bir bağlılık hisseden, gönülden bir muhabbet hisseden bir kitle var. Devletlerden, hükümetlerden bağımsız. Hangi ülkeye gitseniz böyle bir topluluk görüyorsunuz. Sonra Türkiye bu topluluklara gerek soydaş akraba soydaş topluluklarımız, gerek akraba topluluklarımız, biz çok ciddi bir medeniyet birikiminden, kültüründen geliyoruz. Bunu laf olsun diye böyle retorik olarak söylemiyoruz. Hakikaten öyle. Ve başta Balkanlar olmak üzere Kafkaslar, Orta Asya, Kuzey Kafkasya, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik'e kadar bizim medeniyetimizin değmediği, dokunmadığı ya bizzat sınırın içerisinde alarak ya da bir şekilde elçiler vasıtasıyla dokunmadığı bölge yok gibi. Diğer taraftan dünyanın farklı yerlerinde bu sınırlar dışında kalsa dahi Türkiye'nin İslam dünyasının bayraktarlığını, sancaktarlığını yapmasından ötürü hala yüzleri, ben onlara şöyle ifade ediyorum, bir metafor kullanıyorum, yüzlerini güneşe dönmüş ayçiçekleri gibi. Simaların, vücutlarının Türkiye'ye dönen, acaba Türkiye ne yapacak diye bakan bir topluluk var. Tabii bu paradigma değişimi başladıkça... Arada bir bulut gelse de. Tabii ama aynen öyle. Fakat bu insanlar Türkiye'nin bir şey yapacağından, yapmaklığından eminler. Dolayısıyla Türkiye'de bu potansiyeli fark etti. Zaten öncesinde de hiçbir şey yok değildi. Türkiye 92'de bizim burs programımızı başlattı. Rahmetli Turgut Özal, Allah rahmet eylesin. Ama bu çabaların daha sistematik hale getirilmesi gerektiğini ülkemiz stratejik bir ihtiyaç olarak fark edince kurumlar kurulmaya başlandı Ahmet Burak Bey. Yunus Emre Enstitüsü'müz 2007 yılında kuruldu. TİKA daha aktif hale getirildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız 2010'da kuruldu. Marif Vakfımız daha sonra kuruldu. Yunus Emre Enstitüsü'müz evet tabii 2007'de kuruldu. Bu kapsamda biz de şu amaçlar için kurulduk. Öncelikle 1960'lardan sonra başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya iş gücü kapsamında giden vatandaşlarımız var. Çalışmak için. Emek yoğun işlerde, madenlerde, fabrikalarda çalışmak için giden insanlarımız var. Ve bu insanlarımızın Türkiye'ye hep faydaları olmuş. Para göndermişler, buradaki akrabalarına destek olmuşlar. Çok zor şartlarda Türkiye'nin her zaman yanında olmaya çalışmışlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumsal olarak bir yapı marifetiyle ben bir diaspora kurumu kuruyorum ve Avrupa'daki insanların yanında olduğunu gösteriyorum bir devlet olarak. Bu kurumu kurarak bunu söyledi. Biz bir diaspora kurumuyuz. Ana görevlerimizden bir tanesi başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan 5 milyon, dünyada yaşayan 7 milyondan fazla Türk vatandaşımızın sorunlarıyla ilgilenmek, bunlara çözümler üretmek, gençlerimizin tarihini, kültürünü, dilini muhafazasına yönelik çabalarda bulunmak, yine bulundukları ülkelerdeki statülerini yükseltilmesini sağlamak. Birinci amacımız bu.
Ve 10 yıldır da bu konuda hakikaten ciddi bir farkındalık geliştirdik. Çünkü bakın biz bu anlamda tarihte biricik bir dönemi yaşıyoruz hocam. Yani Avrupa'da, kıta Avrupa'sında hiç bu kadar çok Müslüman ve bu kadar çok Türk yaşamamıştı tarihte. Endülüs 1492'de yıkılana kadar Güney İspanya'da Müslümanlar vardı. Sonra bıçak gibi inanılmaz bir şekilde büyük bir katliamla silindi. Şimdi sadece Avrupa'da 5 milyon Türk var. Müslümanın sayısı çok daha fazla. Almanya'da 3,5 milyon Türk var. Ve biricik bir kendi içinde anlamlı bir dönemi yaşıyoruz. Bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu kapsamda da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İkinci olarak da soydaş akraba coğrafyasında orta ve uzun vadeli projelerle. Yani oraya insani kalkınma yardımları yapıyoruz. Orada bir takım hastaneler, okullar yapıyoruz ama oradaki insanlarımızın Türkiye ile olan tarihten gelen bağlarını somut işbirliğine dönüştürmek hocam. Şimdi gönül bağı var. Siz de çok gidiyorsunuz, biz de gidiyoruz. Biraz da Balkanlarda nereye gidersek gidelim. Türkiye'ye bir muhabbet var. Cumhurbaşkanımıza selam var sürekli. Türkiye ile alakalı bazen merak ediyor ne oluyor, ne bitiyor Türkiye'de diye. Ama ilgi alaka büyük oranda devam ediyor. Fakat bu gönül muhabbetinin, bu gönülden olan iştiyakın somut işbirliklerine dönüştürülmesi lazım. Acaba biz oradaki soydaşlarımızın eğitimine, sosyal hayatına ne katkıda bulunabiliyoruz? Sivil toplum kuruluşlarımızı destekleyebiliyor muyuz, destekleyemiyor muyuz? Yine tarihi mirasımıza ilişkin kültürel envanter çalışmaları yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz gibi bir takım çalışmalar yapıyoruz. Soydaş akraba coğrafyası deyince tabii birazdan detayına geliriz. Sadece Balkanlar, Kafkaslar değil, Filipinler, Moro. 2019. Orada mı akrabamız var? Tabii ki akrabamız var hocam. Şimdi tabii bu akraba tabiri, bunu latif olarak, söylüyorum. Çok tatlı. Tatlı bir ifade. Bazen İngilizce çok muhataplarımız anlayamayabiliyor, relatif falan dendiğinde ama. Onlar akrabadan tabii anlamamıyor. Ben şu espri yapıyorum. Bazen kendi aramızda konuşuyoruz ya, akraba tanımını nasıl tanımlayabiliriz vesaire diye. Ya kalu beladan beri tüm insanlık akraba zaten. Ama Adem o olur. Geniş parantez içerisinde biraz daha dar parantezde tüm Müslümanlar kardeş. İnanıyorsak kardeşiz. Dolayısıyla müminler kardeş. Filipinler'de bizim 10 milyon Müslüman kardeşimiz var. Evet. Myanmar, Arakan'da hakeza ile. Doğu Türkistan'da Uygur kardeşlerimiz var. Onlara çok farklı projelerle destek veriyoruz. Yine Bangladeş'te, Keşmir'de, hem Cammu Keşmir hem Azad Keşmir. Bu alanlarda da akraba topluluklara yönelik faaliyetlerimiz var. Son olarak da uluslararası öğrenci burslandırıyoruz. Bu da dünyadaki tüm devletlerin ama büyük devletlerin daha ehemmiyet verdiği Ahmet Burak Bey bir proje. Uluslararası öğrenci burslandırma projesi. Bizimkinin adı Türkiye Bursları. Amerika'nınki adı Fulbright. Almanya'nınki DAAT. Biz Türkiye Bursları programını başta yakın coğrafyamız olmak üzere tüm coğrafyalar açtık. Bizim Arjantin'den öğrencimiz var, Venezuela'dan var, Paraguay'dan var. Tabii biraz daha az ama tabii ki Balkanlardan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan bu ülkelerden daha fazla. Dolayısıyla Türkiye'nin soruya şöyle bir mim koymak gerekirse bu paradigma değişiminde eğitim diplomasisi, kültür diplomasisi ve soydaş akraba topluluklarla tarihi bağların bugüne somut işbirlikleriyle taşınabilmesi için kurulan bir kurum YTB. Biz tabii biraz daha dediğim gibi orta ve uzun vadeli projelerle insan kaynağı, beşeri sermayeye daha fazla yatırım yapan bir kurumuz. İnşallah bunun da neticelerini ülke olarak önümüzdeki yıllarda alacağız diye düşünüyorum. Aslında hocam burada biraz da iyilik elçileri, gönül elçileri şey yapıyor. Yani çünkü burada Venezuela'dan gelen öğrenci oraya döndüğü zaman aslında biraz da Türkiye'nin gönüllüsü olmuş oluyor. Muhakkak. Türkiye'nin tanıtımını yapıyor. Yani ne bileyim. Bizim soydaşlarımız da orada değil mi? Bir Kore'de diyelim mesela, Seul'deki bir Türk vatandaşı. Orada bir sorun yaşadı, bir pasaport sorunu yaşadı. Bunu nasıl çözüyorsunuz? Yani dediniz ya yurt dışındaki hani soydaşlarımızın sorunlarını çözmek, birden aklıma geldi. Tabii yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu tür resmi işlemlerinde başkonsolosluklarımız zaten onların her zaman yanında. Bir telefon kadar yanında. Gerek başkonsolosluk hatlarımız var, gerekse YTB olarak bizim danışma hatlarımız var. Bu tür sorunlar çok kolay çözülüyor. Bakın pandemi sürecinde biz Avrupa'dan uçak ambulansla vatandaşlarımızı getirdik. Afrika'nın en ücra köşelerinden getirdik. Güney Amerika'da ilacı bulamayan, ilaca ihtiyacı olan, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, 12 saat içerisinde ilacını alması gereken bir vatandaşımıza gemide Türkiye yardımcı oldu. Bunları Dışişleri Bakanlığımız da biz de o zaman zarfı içerisinde hep yayınlamıştık. Dolayısıyla vatandaşa ulaşma, hizmet götürme noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat soydaş akraba toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi hususu apayrı bir husus. Bu konuya
eğilmemiz lazım. Burada çok iyi projeler var. Mesela uluslararası inovatif projemiz var. Diyanet Vakfımızla bizim de destek verdiğimiz, hakikaten ben de çok kıymetli bulduğum, çok ehemmiyet verdiğimiz ki bu kardeşlerimiz İslam dünyasının farklı ülkelerinden geliyorlar. Mesela kıymetli bir proje. Yine Maarif Vakfımızın kurmuş olduğu okullar var. Biz bu okullardan mezun olan arkadaşlarımızı burslandırıyoruz. Aynen uluslararası imatiplerden mezun olanları burslandırdığımız gibi ilk üçünü direkt burslandırıyoruz. Yine bizim Soydaş Akraba coğrafyasında Türkiye mezunlarının çok ciddi bir katkısı var. Tabii gönül elçisi dediğinizde Ahmet Burak Bey, ben ilk başkan oldum. Bir gün sonra mezuniyet vardı. Yani pazartesi günü göreve başladım. Salı günü mezuniyet var akşam. Tabii gittim mezuniyet törenine. Arkadaşlarla hemhal olduk, haşır neşir olduk. Öyle bir Türkiye muhabbeti var ki, öyle bir Türkiye müzahirlik durumu var ki. Zaten her biri gönüllü büyükelçi, gönüllü elçi olarak kendi ülkelerine dönüyorlar. Yani ben şunu çok açık yürekliyle söyleyeyim. Türkiye'de bilhassa burslu eğitim alıp da veya kendi imkanlarıyla gelip eğitim alıp da ülkesine dönerken menfi kanaatlerle ayrılan kişi sayısı çok azdır. Hepsi müsbet ve bu arkadaşlar iyi görevlerde de yer alıyorlar. Mesela yarın Afganistan Ulaştırma Bakanı gelecek, ziyaret edecek Sayın Bakanımız beni. Türkiye mezunu. İran'da, Irak'ta bakanlarımız var. Balkanların birçok ülkesinde zaten bürokratlarımız, bakanlarımız zaman zaman geliyorlar, gidiyorlar farklı görevlere. Kosova'nın Bangladeş'teki büyükelçisi Türkiye mezunu. Bangladeş'e giderken bir Türkiye'ye uğradı. Bir çay içtik, öyle gitti. Şimdi çayı içip gidiyor. Bu gönül elçisi durumu hakikaten Türkiye'ye somut katkılar da sağlayacak bir husus ve sağlamaya başladı. Bakın 2005'ten beri bir Afrika açılımı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye Afrika ülkelerine bir açılım başlattı. Tüm kurumlarımız, Diyanet başta olmak üzere çok daha yakından ilgilenmeye başladı. TİKO ofis sayısını arttırdı, Yunus Emre ofis açtı, Türk Hava Yolları uçuşlarını arttırdı. Biz Afrika'dan getirdiğimiz öğrenci sayısını arttırdık. Ve bugün Afrika'da biz bazen ülke olarak diyelim X birim bir emek sarf ediyoruz ama 3X birim karşılığını alıyoruz. İşte Afrika bizim stratejimiz, bunun bir göstergesi. Türkiye belki, açık konuşayım, Çin kadar çok yatırım yapamıyor. Onların ekonomik gücüyle belki mukayese edilmiyor bizimki. Ama bizim beşeri sermaye yaptığımız yatırım yarın bir gün çok daha farklı etkisini gösterecek. Çarpan etkisi çok daha fazla. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bizim onları konuşacağız. Mezun derneklerimiz var. Ama Soydaş Akraba cihetiyle söyleyeyim. Gerek Türkiye'de okuyup kendi ülkesine dönenler, gerek bizim projelerle yerinde burslandırmalarımız var mesela Ahmet Burak Bey. İşte Filipinler, ondan bahsettim. Belli ülkelerde yerinde burslandırmalarımız var. Yaptığımız kısa süreli eğitim programları var. Gençlik liderlik programları var. Staj programları var. Kültürel gezi programları var. Medya akademileri var. Mesela şimdi Rohingya meselesi ciddi bir mesele. Evet. Bu kardeşlerimizin biz yanında nasıl durabiliriz? Arakan Müslümanlarının kendi davalarını, kendi meselelerini farklı ortamlarda, uluslararası arena dahil olmak üzere anlatmaları lazım. Peki biz ne yapabiliriz onlar için? Biz dijital medya okuryazarlığı diye bir şey var. Dijital medya bugün, sosyal medya hepimizin malumu. Konvansiyonel medyanın hemen hemen yerine geçti. Herkes medya mensubu. Sakın yanlış anlamayın. Herkesin gazetesi var, herkesin televizyonu var. Ufacık bir tripod alan, kamerayı karşısına koyduğu zaman telefonuyla hocam videosunu çekiyor, YouTube'a yüklüyor. Gazeteci de oluyor, gazeteci de oluyor, televizyoncu da oluyor. Yönetmen de oluyor. Yönetmen de oluyor. Yönetmenimiz alınmasın. Dolayısıyla bizim bu coğrafyalardan gelen genç kardeşlerimizle geçen sene yaptığımız Medya Akademisi programımız var. Ve Afrika'da da yaptık aynısını. Afrika'nın 20 farklı ülkesinden 30'a yakın genç medya temsilcisiyle bu programları yaptık. Pandemi sürecinde online, ondan evvel Ruberu yüz yüze Türkiye'ye getirdik. Ve o kadar etkisini gördü ki bu arkadaşlarımız sosyal medyada kurdukları hesaplarla, YouTube kanallarıyla veya internet siteleriyle kendi meselelerini farklı dillerde dünyaya duyurmakta. İşte bu bir kapasite arttırımı. Çünkü bu toplulukların da, dezavantajlı toplulukların da kendi diasporaları var. Orada da bir kapasite gelişimine ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bunlara da katkı sağlıyoruz. Tabii İsterseniz evet. Bir virgül koyalım burada. Size bir çay arası verelim. Hocama döneceğim. Hocam Suriye'deydi hafta sonu. Orada bizim kamplarımızı ziyaret ettiler. Yanlarında ünlüler de vardı. Allah razı olsun. Bazı ünlülerimizle beraber Murat Kekilli gibi, işte rapçi Resul Aydemir gibi, milli basketbolcumuz Furkan Aldemir beraber bir Suriye'ye gittiler. Oradan bazı izlenimlerimizi aktaralım. Müsaadenizle kısa bir VTR'miz var.
O VTR'den sonra da hocam o ziyaretten hatırınızda kalanları paylaşmanızı rica edeceğiz. Hatırımızdan çıkmadı ki. Ya. Buyurun. Buraya Diyanet Vakfı'nın davetlisi olarak geldik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden değerli yazar arkadaşlarımız, sosyal medya fenomeni olan arkadaşlarımızla birlikte buradaki insanları yakından görme imkanımız oldu. Burada Diyanet Vakfı'nın yaptırdığı bir köy var. Çadırda çok zor koşullarda yaşayan insanları buraya taşımayı başarmışlar. Türkiye'de çok 3 lira 5 lira gibi çok az miktarda bir şey gözüküyor ama burada çok büyük şeyleri hayatlara dönüşüyor bu. İnsanlar burada hiç değilse bir nebze olsun temel insani ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulabiliyorlar. Bu bizi ne yapar? Daha insan yapar. Yani Türkiye'de bizi hakikaten çok böyle insan yapar. Farkında varmıyoruz ama burada insanların hayatlarına dokunuyoruz. Küçücük bir yardımla ne hayatlara dokunduğumuzu anlatamam size. Buraya gelip görmek lazım. O kadar böyle ailelere hayata tutunmasını sağlıyor ki küçük yardımlar. Burada bunu daha iyi müşahede ettim. Daha iyi görmüş oldum. Duyarlılığınız için, duyarlı olan dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yeni gelecek ve duyarlı olacak arkadaşlarımıza da bundan örnek teşkil etmesi açısından daha bir nebze buraya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah onlara da vesile olmuş oluruz. Onlar da duyarlı davranırlar. Bütün duyarlılığınız lehinize er ya da geç kullanılacaktır. Öyle veya böyle. Bunu bekliyorum. İnşallah da bundan sonra buradaki kardeşlerimize savaştan kaderleri değişmiş, normal hayatları alt üst olmuş bu insanlara bir nebze olsun yaşadıklarını hissettirme görevi bize düşüyor. Vazifesi düşüyor. Bunu biz severek yerine getirdik. İnşallah Türkiye'deki dostlarımız da bu konuda duyarlı olurlar diye düşünüyorum. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Suriye'deki yardım çalışmaları devam ediyor. Hafta sonu vakıf ikinci başkanımız İhsan Açık hocamız beraberindeki ünlülerle, sosyal medya fenomenleriyle bazı orada noktaları ziyaret ettiniz hocam. Neler gördünüz? Manzara nasıldı? Şimdi şuradan başlamak isterim. Sayın Başkanımızın bıraktığı yerden esasında yani iyilik yapmaya alışkın bir milletiz biz. Belki de Avrupalıların veya işte bizim dışımızdaki birçok insanların anlamadığı yani iyilik neden yapılır? İyilik yapmanın gerekliliği hususunda. Vatandaşımız gerçekten birkaç hafta önce oralara yağmur yağdı. Oradan birkaç görüntü oluştu. Bunlar niye bu halde, niye böyle yardım etmiyorsunuz, niye yardım etmiyoruz, ne yapabiliriz derdine düşünce. Tabii ki belki rutin yardımlar devam ediyor ama arada bir de böyle bir... Olağanüstü hal. Aynen öyle bir hal oldu. Biz bazı böyle kardeşlerimizle, tabii ki sanatçılarımızla falan gittik. Sanatçılarımızın duyarlılığı da güzel. Evet. Yani onların ruhları hakikaten daha yumuşak. Olayı daha iyi hemen anlayıp daha çabuk aktarabiliyorlar. Belki biz onu o anda iş şeyiyle evet. algılayamıyoruz ama onlar hakikaten bir bakıyorsunuz ki akşam neler anlatıyorlar falan. Güzel oldu. İnşallah bu tarz böyle şeyleri de devam ettirmek istiyoruz. Ne gibi yardımlar götürdük şu anda oraya? Yani ekstra zaten yapıyoruz ama. Bugün itibariyle tabii gıda yardımı biraz daha fazlalaştı. Bir de tabii birçok çocuğun işte ayağında şey olmayınca bot yok. Botu yok. İşte çorabı yok. İşte, şey çorabı yok. İşte hatta yani işte o hanımefendi Suna Hanım mı? Evet, çamurlu şeyi yıkayamadım dedi ya. Yıkayamadan çizmesini giydirdim demek. Hakikaten onu biz yaşadık. Ayağını yıkayamadan. Çocuk şimdi giymek istemiyor. Ayağım çamurlu diyor. Giymek istemiyor. Kirletirim diyor. Veriyorsunuz kenarda saklıyor diyor. Niye saklıyorsunuz diyorsunuz. İşte bu çamurlanır. Hani güzel elbise, güzel ayakkabı diye. Yani gerçekten ama şunun için çok seviniyorum. Ülkemiz dertli bu hususta. Hani bakınız dertli olduğu için kurumlar kuruyor. Evet. Şimdi YTB diye bir kurmuşsunuz. Niye dertlisiniz? Diyorsunuz ki akrabalarım var. Akraba gördüklerim var. Akraba görmek isteklerim var şeklinde. Belki de dünyaya unutulan iyiliği neden yapıldığını, niçin yapılması gerektiğini ortaya koyuyoruz. Hakikaten güzel bir şey. O maksatla da bugün de YTB'yi dinliyoruz. Esasında hep aynı şeyler. Aynı hedef, aynı dert, aynı dertlenme. Her yerde olma. Ya bütün dünyanın derdi
bizimle mi? Biz, bütün dünyanın derdi bizimle. Çünkü dertleniyoruz yani. Dertleniyoruz. Öyle bir toplumumuz biz. Bununla da ben gurur duyuyorum yani. Gerçekten. Allah razı olsun halkımızdan. Dertlenmeleri, bizi de dertlendir. Hatta bazen böyle ihmal ettiğimizde yeniden işte kalkın, niye çabalamıyorsunuz? Orada insanlar var. Biz yetimler var. Biz uyuyoruz ama yatağımızda oradaki görmüş mesela orada. Çadırı su basmış, efendim yatağı yok artık yani. Belki de birkaç gün güneş gelene kadar kurumayacak o. Nasıl yatacak? Biz yatıyoruz, biz uyuyoruz. Böyle dert var. Evet, evet. Çok ihtiyaçları var. İnşallah bu kurumlarımız sayesinde, sizlerin sayesinde mazlumun umudu olmaya ülkemiz devam ediyor. İnşallah. İnşallah. Şimdi dönelim. Hocam bitirdiniz mi? Bitirdim. Bugün YTB'yi konuşalım diyorsunuz. YTB'yi konuşalım. Evet, bol bol YTB'yi konuşalım. Çok çeşitli faaliyetleriniz var. Hakikaten internet sitesine girince böyle saatlerce dolaşabilirsiniz yani. Her alanda farklı bir güzellik, farklı bir iyilik. Ben Türkiye mezunlarına değinmek istedim. Burada sorularıma evet. da onu eklemiştim. Türkiye mezunları diye bir program var. Evet. Aslında biraz bahsettiniz. Bu mezunlar programı nedir ve ne gibi faaliyetler yürütür? Kısaca bunu değinebiliriz. Tabii Türkiye'de üniversitelerimize bilhassa eğitim alan, tabii liseyi de okuyanları buna dahil ediyoruz ama yüksek öğrenimde çok daha fazla olduğu için sayı. Tüm mezunlarımızın datasını hocam 1992 yılında beri Türkiye'ye gelip sonra mezun olan, hatta daha eski dönemlerde gelip de mezun olanların ama hususen son 10 yılda mezun olanların datasını tutmaya çalıştık. Ve bu anlamda da bu datayı ilgili kurumlarımızdan aldık. Temiz bir şekilde tutuyoruz. Bu sadece işin veri kısmı. Ama 2017'de yeniden Türkiye başlığı adı altında bir mezun buluşması tertip etti YTB. Ve bu kapsamda Türkiye'de bugüne kadar eğitim almış, kendi ülkelerine dönmüş mezunlarımızla iletişime geçmeye karar verdik ve bu hedef çerçevesinde 90'a yakın mezun buluşması gerçekleştirdik. Bu mezun buluşmalarımızda evet farklı ülkelerde. 90'a yakın mezun buluşmasında mezunlarımızla kimlerde, ne yapıyor, hangi iş kolunda, hangi sektörde faaliyet gösteriyor, ne durumda, Türkiye'ye gelip gidiyor mu, işte ekonomi iş adamıysa hangi sektörde, akademisyense nerede, böyle bir envanter çıkarma gayretinde olduk. Mezunlarımızın da kendi içlerinde uhuvvetinin, birlik bütünlüğünün olduğu yerlerde bir bunu kurumsal mekanizmaya dönüştürmekte fayda var. Buradan bir takım faydalı faaliyetlerde bulunabilir diye ışık gördüğümüz yerlerde de mezunlarımızın kendi aralarında dernekleşmesini teşvik ettik. Ve bu dernekleşme sürecinde de bir takım proje setleri çıkararak mezunlarımıza finansal destekte de bulunduk. İşte Türkiye'yi tanıtıcı faaliyet yaparsanız şu kadar destek. Sizin ülkenizden Türkiye'ye üniversite okumaya gelecek bir öğrenciye oryantasyon programı yaparsanız bu kadar destek. Bizim ülkemizden Türkiye'den bir iş adamı veya iş adamı heyeti bir kafile sizin ülkenize geldiğinde onlara bir takım yönlendirmeler desteklerde bulunduğunuzda bu kadar destek. Türkçe eğitimi veya Türk kültürüyle alakalı bir aktivite yaparsanız şu kadar destek gibi farklı destek farklı proje setleri kapsamında mezunlarımızı desteklemeye başladık. Şu an 30 tane mezun derneğimiz var. 28 ülkede 30 mezun derneğimiz var. Bu mezun derneklerimizin başkanları var, yönetim kurulu üyeleri var. Filistin'den Senegal'e, Moğolistan'dan Sırbistan Sancağı kadar mezun derneklerimiz var ve bu mezun dernekleri şu an çok farklı projelerle adeta Türkiye'nin kültür elçileri onlarda. Kültürel diplomasi faaliyeti yürütüyorlar. Mezun derneklerimiz yanı sıra biz mezun buluşmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de öğrencilerimiz mezun olmadan potansiyel mezun buluşmaları yapıyoruz. Tabii burada kritik bir husus da şu, Türkiye'nin mesela savunma sanayinde son yıllarda gösterdiği bir kapasite var. Bununla bizim mezunlarımız arasında bir alan bulabilir miyiz? İşbirliği oluşturabilir miyiz? Bu alandaki bir kesişme var mı? Kesişme var mı? İşte D2'nden MÜSİAD'ına farklı kurumlarla mezunlarımızı buluşturuyoruz. Bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla son olarak Türkiye Mezunları Projesi Türkiye'de gelmiş, bu topraklarda eğitim almış, suyunu içmiş, ekmeğini yemiş, buraya müzahir, bu vatanı seven, kendi ülkesinde de çalışan, hem Türkiye'ye hem kendi ülkesine, ana vatanına katkı sağlayan insanlarımızın tespiti, sonra işbirliğinin arttırılması. Şu anda elhamdülillah iyi gidiyor. Kurumumuzda hususi bir mezun koordinatörlüğümüz var. Bu kapsamda hem altyapı çalışmalarımız, bir mezun portalı hazırlıyoruz. Altyapı çalışmalarımız bitmek üzere. Hem de mezunlarımıza yönelik farklı projeleri de inşallah önümüzdeki dönem hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hocam herhalde burada benim en çok hoşuma giden şu oldu. Yani sadece mezun etmekle kalmıyor ülkemiz. Onların takibini de. Yani şimdi biz diyoruz destek ya, oluyor sürekli. Vakıflaşma, kurumlaşma şöyle bir önemi var.
Bugün sadece iyilik yapmıyorsunuz. İyiliğin yarın da yapmasını sağlıyorsunuz. Hatta iyiliğin büyümesini sağlıyorsunuz. Aslında o mezunlara sahip çıkarak sana bir iyilik yapılmıştı. Evet. Sen de daha fazla iyilik yap diye esasında bir kurumsallaşma. Evet. Vakıf öyle ya, vakıf demek işte veya efendim dernek demek, kurum demek. İyiliğin kurumsallaşması, iyiliğin devamını sağlanması. Evet. Sen mezun oldun ama senin gibi mezun olması gerekenler var. Sen eğitim gördün ama senin gibi eğitim görmesi gerekenler var. Onları unutma. Evet. Nerede eğitim geldi, gördüğünü de unutma şeklinde. Ve kendini geliştir. Yani çok durduğun çok, yerde durma. Çok güzel. 30 tane evet. dernek olması. Müthiş. İnşallah sayısı da artacak. Tabii bunlar mezunlarımızın kurmaya niyetlendiği zaman bizim sadece teşvikimiz oluyor. Tabii şüphesiz tabii. Derneklerimizin başkanları, yönetimleri mezunlardan oluşuyor. Türkiye'de belki de öğrenmiş oluyor. Hani öğrenci kulüplerinden falan. Evet. Burada esasında başlamak lazım o işlere. Aynen öyle hocam. O yüzden potansiyel mezun çalışmasını başlattık geçtiğimiz yıl. Nedir? Bu sene diyelim lisans son sınıfta okuyor. Yüksek lisansa tez dönemi bitirecek veya doktora da tez dönemi bitirecek. Hı. Farklı illerde, 12 farklı ilde bu sene mezun olacak diyelim. Haziran ayında mezun olacak. Mezunlarımızla bir araya geldik. Tanıdık. Potansiyellerini gördük. Kim necedir, ne yapıyor, hangi ülkeden, hangi bölümden mezun oluyor, nasıl iletişim kurabiliriz, kendi ülkesine gittiğinde bize nasıl fayda sağlayabilir, hangi alanlarda işbirliği yapabiliriz gibi. Ya aslında öncesinde bir nabız yoklama. Bu potansiyel mezun buluşmalarından da bayağı fayda gördük. Orada da şey yapıyoruz. Diyelim İzmir'den mezun oluyor arkadaşımız. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası ile mezunlarımızı bir araya getiriyoruz. Onlar da en azından bir iş potansiyeli varsa onu görmüş oluyorlar. Tabii bu çeşitleniyor. Sürekli mükemmelleştirilecek süreçler bunlar. Ama mezun çalışmamız fena gitmiyor. Evet. Şimdi bir de bir diğer öne çıkan faaliyet Türkçe dil eğitimi. Gördüğüm kadarıyla Türkçe'ye ayrı bir önem veriyorsunuz. Evet. Hem yurt dışından gelen öğrenciler için hem ülkemizdeki öğrenciler için değil mi? Tabii. Bu alanda yürüttüğünüz çalışmalar hem de ya ben Türkçe'mi geliştirmek istiyorum diyen mesela Ugandalı bir genç nasıl katılıyor bu faaliyetlere? Eğitime? Burada bizim Türkçe'nin yaygınlaştırılması ve Türkçe konuşulmasının teşvik edilmesiyle alakalı 3 farklı alanımız var. Birincisi Avrupa'da yaşayan Türkler. Tabii burada nesil çok hızlı değiştiği için ve maalesef tabii son dönemde teknolojinin hızıyla beraber sosyal medyadan ve internet üzerinden bir Türkçe aşinalığı oluyor. Ama gençlerimizin Türkçeyi daha iyi öğrenebilmesi için hafta sonu okulu destekleri veriyoruz. Çift dil eğitim destekleri veriyoruz Avrupa'da derneklerimize. Bunun yanı sıra Avrupa'da eli kalem tutan çift dilli yani ana dili hem Almanca hem Türkçe hem Fransızca hem Türkçe olan hocam gençleri buluyoruz. Bu gençlerle yazarlık akademisi faaliyeti yaptık 4 defa ve bu gençlerin içerisinde burada var Telve dergimiz. Eli kalem tutanlar şu an geldi, evet. Avrupa Türk Edebiyatı'nın ilk numunesi diyebiliriz. Düşünce ve Edebiyat Dergisi, Telve ismi. Tabii bu derginin başlığı da çok güzel, her şeyden biraz kalır. Şeyini de, derginin adını da öğrenci, genç kardeşlerimiz buldu. Bunlar Avrupa doğumlu büyüme arkadaşlar, gençler. İnşallah bunlar Avrupa'da Türkçenin... Herkes şeyi sormuş, bu Fransızca mı, Almanca mı, telve. Tabii, telve her şeyden biraz kalır, kahvenin telvesi. Tabii diaspora kısmı da böyle. Soydaş akraba kısmında ise tabii malumunuz Yunus Emre enstitülerimiz var ülkelerde Türkçe öğreten. Biz arkadaşlarımızın daha çok enstitülerimize gidip Türkçe almalarını teşvik ediyoruz. Ama soydaşlara yönelik Türkçe dersleri de bazı yerlerde online tertip ediyoruz. Bunun yanı sıra yerinde burslandırma yapıyoruz bazı ülkelerde, kritik ülkelerde. Yerinde Türkçe eğitimi yapıyoruz. Zira bu ülkelerde yeterince işte Balkanlarda bilhassa Türklerin olduğu yerlerde Türkçe öğretmenlerimiz olmayabiliyor. Son olarak da tabii bu kapsamda tabii Avrupa'da şunu söylemiyordum, Türkçe ödüllerimiz de var. YTB Yazarlık Akademisi'nin yanı sıra Türkçe ödülleri düzenliyoruz. Çok iyi eserler var, öyküler, hikayeler, denemeler, şiirler. Geçen sene bir roman da Timaş Yayınevleri tarafından basıldı. Hakikaten çok kaliteli eserler çıkıyor. Türkçe ödüllerini düzenlemeye devam edeceğiz. Yazarlık Akademisi, hafta sonu okulları, çift dilli eğitim ve tabii velilerimizi teşvik ediyoruz. Gidin okullara Türkçe dersi talep edin diye. Son olarak öğrenci kısmında da tabii getirdiğimiz tüm öğrencilerin, Ahmet Burak Bey, Türkçe öğrenmesini zorunlu koşuyoruz. Biz hazırlık okutuyoruz bir sene. Dolayısıyla biz her sene 3000'e yakın uluslararası öğrenci burslandırıyoruz. Uluslararası öğrencilerimizin Türkiye'de mutlaka Türkçe öğrenmeleri gerekiyor. O şartla ancak mezun olabiliyorlar. Dolayısıyla Türkçenin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi konusunda da çünkü malumunuz dil kültürün taşıyıcısı. Yani dil kültürün aracı. Biz kelimelerle dünyamızı kuruyoruz.
zihnimiz, anlam dünyamız dilimizle şekilleniyor. Muhakememiz, yorumlama kabiliyetimiz, analiz yeteneğimiz kendimizi ne kadar ifade edebiliyor ve ne kadar anlayabiliyorsak bu da dille mümkün oluyor. Dolayısıyla dili iyi öğretmek durumundayız. Hem Avrupa'daki Türklere hem buraya gelen öğrenci kardeşlerimize. Evet, Allah razı olsun. Çok güzel bir faaliyet. Hazır telveden başlamışsak diğer eserleri de gösterebiliriz. Onlar neler? Burada bir kısmı var sadece. Ben tabii şimdi bu soruyu beklemiyordum. O da var, bu da var. O yetmedi, bu var falan yapmak istemiyorum ama Memleketim dergisi. Gösterebiliriz kameraya. Memleketim dergisi şu aslında. Burada hemen şunu ifade edeyim. Diaspora güçlü Türkiye. Şunu ifade edeyim. Çok güzel. Kamu kurumlarının dergi çıkarması kötü bir şey değildir. Olumlu bir şeydir. Ama çok da abartılmaması gereken bir şeydir. Yani derginin kalitesi, adedi, sayısı. Biz bu dergiyi bir e-dergi olarak planladık. Belli sayıda da basıyoruz. Bu şu, Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye Memleketim adı altında. Yurt dışında STK'larımız var hocam, derneklerimiz var. Başkonsolosluklarımıza yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili konularda çıkardığımız bu dergiyi 3 ayda bir çıkartıyoruz, gönderiyoruz. Bayağı da kalın yani, kitap gibi bir şey. Bu kurumdaki aylık arkadaşlar, mı? Bu 3 ayda bir çıkıyor. Bunu tamamen kurumdaki arkadaşlar çıkartıyor. Eli kalem tutan yine güzel arkadaşlarımız var. Bu çalışma şu, ya bizim Avrupa'da hakikaten insanlarımız bu 60 yıllık yolculuklarında, bu sene Almanya ile Türkiye arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yılı hocam. 1961-2021. Oo, çok önemli. 60. yıla girerken dedik ki, bunu geçen sene başlatmıştık, ya Avrupa'da bunun daha devamı gelecek. Amcalarımızın, teyzelerimizin sandıkta fotoğrafları var. Evet. Giderken, gelirken, memleketin belki acılar, başka yerde acılar, evet, özlemler, Sıla'ya olan hasret, hasretler veya orada çekilmiş eğlenceli fotoğraflar. Sandıktaki fotoğrafları bir çıkarır mısınız diye bir şey başlattık. Birçok vatandaşımızdan fotoğraflar, hikayeleriyle beraber geldi. Çok fazla geldi. Peyderpey basacağız. Bir kısmını bastık. Bunlar Avrupa'da. Hikayeler de var mı içinde? Var. Var. Yani var tabii. Şimdi için görmediğimiz en etkili bu, acaba... Ya değil mi? Bir tane aslında hatırınız da var mı başkanım? Bir ya hikaye. Bu hikayelerin, buna biz aslında kurumda kurumda bir hikayeyi şöyle bahsedebilirim. Kurumda buna bir lansman da yaptık. Sadece tabii Avrupa'daki Türklerden değil, soydaş coğrafyadan da birkaç yerden istedik. Acıları var. Bizim aslında çok bilinmeyen bir asırlık çınarımız var hocam. Osman Kılıç amca. Osman Kılıç, Allah sağlık sıhhat versin, şu an 101 yaşında. İncek'te yaşıyor, Ankara'da. Osman amca 1940'ların sonunda Bulgaristan'da Türk propagandası yapmaktan, ki Türkçe öğretmenliği yapıyor sadece, o zamanki komünist Bulgar rejimi tarafından yargılanıyor, idama mahkum ediliyor. 3 sene bir hücrede bu idam kararının infazını bekliyor. Daha sonra idam kararı Türkiye'nin baskısıyla müebbete çevriliyor. Daha sonra da 1963 yılında, 64 yılında Türkiye ile Bulgaristan arasındaki bir değiş tokuştan, takastan bir mahkumla değişip Türkiye'ye getiriliyor. Ve daha sonra 1967'de Allah'ım, Bulgar Başbakanı'yla tam Türk film Başbakanı, yapılacak şey. Aynen öyle, tam film yapılacak şey. Ben aslında bu hikayeden bahsettim ilgililere. Osman amcamızın bu arada kitabı var, kendi hayatını anlattı. Onu da Bulgarca'ya çevrilmesine yardımcı olduk. Osman amcanın hikayesi vardı burada. Fotoğrafları amca, da var. Fotoğrafları da var. Biz Osman amcaya geçen sene Dalia dediğinde 100 yaşında kurumda bir vefa programı yaptık. Osman amcamız daha sonra hikayesi, ondan sonrası çok ilginç. Türkiye'ye geliyor yine genç yaşında daha. 3 sene sonra idamla yargılandığı, idam cezası aldığı ülkenin başbakanı, Bulgaristan başbakanı, zamanın başbakanı Süleyman Demirel arasında tercümanlık yapıyor. Allah. Dışişleri Bakanlığımıza çalışıyor Bulgaristan masasında. TRT'de çalışıyor. 82'de de emekli oluyor. Tabii memleket ne demek? Vatan ne demek? Vatansızlık ne demek? Haymatlos olmak ne demek? Bunu çok iyi bilen bir amcamız. Osman amcamızın fotoğrafları ve hikayesi var. Yine Avrupa'da işte daha önce bir hayvanat bahçesi ziyareti, çocukların o zaman Avrupa'ya gitmişler, babaları çok yoğun çalışıyor. Bir hafta sonu biraz da para biriktirip çocuklarını hayvanat bahçesine götürüyor aileyi gezmeye. Onun hikayesi vardı, onun hikayesini anlatmıştı. Ne anlama geliyor bizim için? Tabii sıradan bir gezi ama o yoğunluğun içerisinde. Ya burada birçok belki şöyle göstermek lazım. Yani birçok hikayenin olduğu eski kimlikler, fotoğraflar var. Tabii ya şunu söylemek lazım hocam. Ahmet bırak. Hakikaten bizim vatandaşımızın hikayesi başarı hikayesi bugün itibariyle. Ama gerçekten çok büyük fedakarlıklarla. Abi. Siz Diyanetlik göreviniz vesilesiyle hocam iyi bilirsiniz. Avrupa'da 1965 yılında Köln'de ilk bayram namazı kılınıyor. Evet. Köln Dom'da kilisesinde.
Ondan sonra 3 vardiya çalışıyor insanlar. Ford'da, Siemens'te. 4. vardiya gelip bir pasajda ceplerinden birlikte artırdıkları harçlıklarıyla bir mescit kiralıyorlar. 60'dan 80'lere kadar bu hizmeti kendileri yapıyorlar. Daha DİTİB 80'li yıllardan sonra kuruluyor. Çok büyük bir hizmeti ifade ediyor şu an Avrupa'da DİTİB. Benim babam da ilk imam giden imamlardan orada. Öyle mi? Evet evet. Ha, gerçekten. O insanlarımızın hocam samimiyeti ilk neslin. Evet. Dil bilmiyor, kültür bilmiyor ama görgü var. Yani belki mesela ben Mehmet amcamızı ziyaret etmiştim. Berlin'de vefat etti. Samsun'un bir köyünden çıkıyor. Samsun merkeze çıkmadan, Samsun'un merkezini görmeden Almanya'ya gittim diyor. Belki görmedi ama büyük şehir görmeden gitti. Ama o görgü, yani Anadolu irfanı orada 60 yıl boyunca, 30 yıl boyunca ailesini muhafaza ediyor. Kendi orada çalışıyor. Ve bugün elhamdülillah Türkler artık Avrupa'da varlıklarıyla çok büyük bir güç haline gelmiş durumdalar. Bu hikayelerde yaşadığımız sıkıntıları unutmayalım diye. Maalesef tabii. Esasında vefa örneği bunlar. Hani bir nevi yayınlamanızda vefa, evet, geçmişi unutma. Tabii bugün hep iyilik konuşacağız ama yaşadığımız sıkıntılar da var. Bir takım saldırılar var Avrupa'da. Ama Avrupalı Türkler inşallah kendi aralarındaki birlik beraberlikle, evet, bu saldırıların üstesinden gelecek. Hocam vakitte ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son artık vakit bitti. 5-6 dakika kaldı. Evet. Biz biraz daha yayınlardan bahsetmiş olduk. En son şu eser Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce. Bu da sizin hocam, herhalde. Bizim, bu da bayağı ciddi bir eser. Soydaş akraba coğrafyamızla ilgilenen kültürel ve sosyal ilişkiler dairemiz var. Bu dairemizin belli başlı proje başlıkları var. Onu da gösterebilirim. Akademik bilimsel araştırmalar projemiz var. Eğitim işbirliği desteklerimiz var. Kültürel hareketlilik programlarımız var. Bu kapsamda akademik işbirliği programlarımız çerçevesinde biz editörlüğünü Lütfü Sunar hocam, doçent Lütfü Sunar'ın yaptığı Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce eserini meydana getirdik hocamızla beraber. Bu tabii 4 ciltten oluşuyor. 1. cildi benim elimde Türk Düşüncesi. İslam dünyasının 3 önemli ülkesi Türkiye, İran, Mısır, Türk, Arap, Fars ve Hint halk kıtası Pakistan, Hindistan. Buralarda 1950'ler sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası Çağdaş Düşünce nasıl şekillenmiş? Bu çalışmada şunu görebiliyoruz. Paralel okumalar yapabiliyoruz. İşte İran'da milliyetçilik ve Türkiye'de milliyetçilik 70'lerde veya sol hareketler nasıl şekillenmiş? Paralel okuma yapabiliyoruz. Benzerlikler. Benzerlikler. Tabii tarihi çok kaynaklarımız var, tarihi çalışmalar. Ama biraz daha bugüne ışık tutması açısından, zira İslam dünyasının yani ümmet bilincine ulaşabilmek için bir İslam dünyasından bahsedebiliyor muyuz? Siyasal birlik zaten çok mümkün değil ama kültürel ve düşünce birliği nasıl oluşturulabilir? Bunun için de tabii hepimizin malumu son 200 yıldır bir modernitenin içerisinde yaşıyoruz. Bizler Müslümanlar olarak, hani şair diyor ya, hangi ürkek kavgada yaralandın yiğidim, seni bu şuh kafese hangi zalim el koydu? Diyorsun bir zamanlar bir gülşende bey idim, bu naylon çiçeklerin adını kim gül koydu? Biz 200-250 yıldır... Bir programda şairle şiir okuma programı yapalım. Hocam şiir var. Başka programlarda yaparız inşallah. Tamam. Birkaç şey daha söyleyecektim. Biz 200-250 yıldır adına gül denilen naylon çiçekleriyle muhatap olmuş durumdayız. Yani bize naylon çiçeklerine gül deyin diyorlar ama biz demiyoruz. Bundan sonra dememek için ne yapmamız lazım? Biraz birbirimizi tanımamız lazım. Evet. Birbirimizi tanımak için de pozitif bilimlerden, ben sosyal bilimleri kastediyorum, biraz faydalanmamız lazım. Çünkü İslam dünyasının arasındaki uhuvvet, kardeşlik bunlar çok önemli. Ama diğer taraftan sosyoloji, sosyopolitik durumlar ve İslam dünyasının son 200 yıldır şekillendiren bu modernitenin ülkelerde üretmiş olduğu bir tahribat var. Bunun bugüne yansıması ne durumda? Biz son 50 yıllık haritayı, tabloyu çıkardık Lütfü Sunar hocamla. Bu da akademisyenlerin istifadesine sunulmuş durumda. Allah razı olsun. Emeği bu da geçenlere, bir iyilik. Tabii. Bu da önemli bir iyilik. Bir iyilik. Bu da bir iyilik. Şimdi tabii yeni bir nesil var, Z kuşağı. Onlara ulaşmak zor. Ama YTB baktığımız zaman hakikaten çok çok önemli çalışmalarla gençliğe epey ulaşmış durumda diye ben düşünüyorum kendi adıma. Eğitim çalışmalarının yanı sıra bir gencin iyi kalpli olmayı, ihsanı, diğer kam olmayı öğrenmesi, bu anlamda yetişmesi için neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim bu soru için. Şimdi tabii Z kuşağı meselesi ve gençlere ulaşamama meselesi aslında şu yuvukundan beter derler ya. Aslında böyle bir husus. Ben 1984 doğumluyum. Yani 20'li yaşlarda değilim. 36-37 yaşındayım. Şimdi tabii gençlerle rahat bir iletişim kurabiliyoruz. Fakat gençleri Z kuşağı diye kategorize edip
Onların ötekileştirmesi. Hem ötekileştirmek hem de zevklerinin, beğendiklerinin, beğenmediklerinin, tercihlerinin, tercih etmediklerinin bir bütün halinde onlara atfedilmesi doğru değil. Bu gençler arasında çok farklı düşünenler veya zevkleri sürekli değişenler olabiliyor. Ben tabii ki Uluslararası Öğrenciler Liseyi, Soydaş Akraba Coğrafyası'ndan gençlerle çok bir araya geliyorum. Zaten onlarla hemhaliz ama bu görevimden dolayı genç bir bürokrat olarak çok fazla gençlerle hocam program yapıyoruz. Çağırıyorlar okullarda, online programlar vesaire. Şunu söylemem lazım. Türkiye'de şu an yetişen gençlik, 20'li yaşlardaki gençler ve lise gençleri hakikaten bir duyarlılıkla yetişiyor. Bunun belki tam tersi olduğu iddia ediliyor ama ben de tersini iddia ediyorum. Ve daha bilinçli bir şekilde yetiştiklerini, bu hususta ben size katılıyorum, düşünüyorum. Tabii gençlerin politize edilmesi ve siyasal ortamın içerisine çekilip gençler üzerinden bir işte gezi sürecinde yaşandığı gibi, o zaman da ben farklı bir gençlik teşkilatında biraz daha siyasi bir görevim vardı. O zaman da bu konuyu biz gezi sürecindeki muhataplarımızla bir Bilgi Üniversitesi'nde böyle bir kapalı toplantı oldu. Orada da paylaşmıştım aynı şekilde. Yani gençlerin kendi potansiyelini ortaya çıkarması için yapılacak çok şey var ve bunlar da yapılmaya çalışılıyor. Tabii sizin sormuş olduğunuz gençler nasıl yetiştirilir veya bu iyilik medeniyetin, iyilik hareketine nasıl dahil olur diye. İyilik hocam benim görebildiğim kadarıyla, siz burada her hafta program yapıyorsunuz, benden daha iyi bilirsiniz. Ama alışkanlık meselesi, alışkanlık kesbediliyor. Yaptıkça, gördükçe, yapanı gördükçe veya kendiniz yaptıkça bunu bir alışkanlık haline getiriyorsunuz. Bir bulaşıcılığı var yani. Türkiye STK'larıyla, vakıflarıyla, kamu kurumlarıyla, insanıyla bu iyilik hareketinin her zaman içerisinde. Biz pandemi sürecinde de defalarca gördük. İşte kısa çalışma ödeneği aldığı için, maaşının bir kısmını aldığı için atıyorum hesap 100 liraysa masaya 500 lira bırakıp 400 lira da bahşiş bırakan bu tür hikayeler çıktı. Bunun dışında birçok yaşlıların evine yardım götüren birçok, yani mikro birçok hikayemiz var. Bu hikayeler bu toprakların gençlerini etkiliyor ve gönülden etkiliyor. Etkilemeye devam edecek. Dolayısıyla bu iyilik gençleri de sirayet edecek. Bir takım menfi örnekler çoğu zaman hocam abartılıyor. Her yerde olur, olacaktır. Ama önemli olan cevherdir, özdür. Ben bu ülkede yaşayan gençlerin özünde iyi olduğunu ve iyiliğe de meyil olduğunu düşünüyorum. Evet, inşallah. Belki o soru belki şöyle sıkıntılı olabiliyor bazen. Bu gençleri nasıl düzelteceğiz falan. Sanki bozulmuşlar da. Esasında bu gençleri böyle temiz nasıl saklayacağız şeklinde dense daha doğru yani. Yani hani Z kuşağı dendiği zaman sanki bunlar anlamsız, efendim işte anlaşılamayan. Öyle bir algı var. Öyle bir algı var. Esasında o algı bizden kaynaklanıyor. Biz gençleri anlamaya çalışmamız lazım. Biz gençleri belki anlasak onlara daha faydalı olacağız. Hatta onların bize faydalı olmasını sağlayacağız. Bir de yeni gençlik şöyle bir şeysi var. Dikte edilmeyi sevmiyor. Baskıyı sevmiyor. Yani baskı demeyelim. Baskı kimse sevmez. Ama dikteyi de sevmiyor. Yani şurada işaret edildiği zaman hoşlanmıyor. Biraz daha diyor. Özgür olmak. Bana biraz daha zaman ayır diyor. Zaman ayır diyor. Biz gençlere zaman ayırmıyoruz. Bize zaman ayırmadıkları için çok şikayet ediyoruz ama biz gençlere esasında zaman ayırmıyoruz. Ben kendi ailemden konuşayım mesela. Zaman zaman mesela onu hissediyorum ben. Çocuklar bize iyi yetiyor. Yani çocuklar öyle güzel dersler veriyor ki hamdolsun. Eyvallah. Evet, evet. Yani hocalarımız oldular. Ben öyle bir düşünüyorum. Evet, bu soruyla programımızı noktalamış olduk. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım, yoksa noktalayalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem İhsan hocama hem size. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yurtdışlıklar ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile alakalı son olarak şunu söyleyeyim. 10. yılımızı bu sene idrak ettik hocam. Yeni bir kurumuz. Fakat kurumsal yapısıyla, organizasyon yapısıyla, iş görevi, görev tanımı ve içerideki personel yapısıyla hakikaten dinamik bir kurumuz. İnşallah da Türkiye, Türk dış politikasının önümüzdeki yıllarda daha kalıcı katkılar sağlamak istiyoruz. Yaş ortalaması olarak da genç bir kurumuz. İyi bir uzman ekibimiz var. Kurumumuzun yaş ortalaması 36, başkanlarının yaşı. Ama çok iyi. Çok güzel. Bu kapsamda geçen senede ciddi bir uzman yardımcısı alımı yaptık. Çok kaliteli arkadaşlar iyi üniversitelerden başvurdular. Devletimize, milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim muvaffak eder. İyi ki varsınız diyelim. Bizim son cümlemiz bu oluyor. Evet. YTB iyi ki var. Var diyoruz. YTB iyi ki var. İyi ki geldiniz.
İyi ki bu güzel anılarınızı, bilgileri bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam teşekkür ediyoruz size de. Ben çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok keyifli bir sohbet oldu, program oldu. Biz istifade ettik. Eminim izleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Ha, sağ olun, inşallah. Var olun. Değerli izleyicilerimiz, bu haftada iyilik vaktini noktalıyoruz. Haftaya salı akşamı saat 21.30'da yeniden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.